Dursun sesi güzel ha. Duman atıyor mu? Ne kadar duman o kadar randuman. Ben hani tek para söyleyeceğim. Pazarlık yok. 60. Hayır girse gülümsedi verecek. Güldü demek ki. Karen şaka maka bir yana. Tek para. Uzatma. Dursun alacağız bayramda binecek. Tamam. Bayram şekeri. Küsurat komple siler misin? Hatıra yönünde bu arabayı verir misin? 9750 mi? Hayır 100 liraya. Uzatma. Bak olacaksa adam gibi beni hiç uğraştırma. Doğru mu? Kaldıracağım ama... Eyüp'cüğüm ver elini. Merhaba. Hoş geldin. Çok özür diliyorum. Telefona bir 10 saniye bakma şansım var. Bak. Ondan sonra zaten uzun uzun bakacaksın. Şimdi arkadaşlar bu araba kaç modeldi? 2003 abi. 2003. Dursun kafaya taktığı ila Corsa C değil mi bu? Yani dedim ki dumanlı istiyoruz. Dün ilanları geziyorduk. Kırmızı aldık. Kırmızıda parayı da anlaşamadık. Geldi. O da kardeşimiz yabancı değil. Şimdi bir beyazını deneyeceğiz. Sizden önce ben ufak bir kalite kontrolü yaptım, gezdim. Araba üzerinden 7 bir araba. Altı ufak diyelim. Tefek, 6 mı? 6 diyelim. Ufak tefek işleri var. Arabanın şefkate ihtiyacı var. Eyüpler normalde bu işin ticaretini yapıyor. Evet, evet. Doğru mu? Biz bu arabayı az önce kontrol ettik. Evet. Bir problem, bir sıkıntı görmedik. Dediğim halinde bir şey yok Allah'ın. Evet, şimdi. Direksiyon kutusunda bir boşluk var. Eğri sağlıklı çalışmıyor. İç döşemeleri biraz elden geçecek. Marş bel ve plastik aksamlarının durumu kötü. Farlar yeni. Arabada bir parça değişen vardı. Bizden birisin. Söyle asla da bakmıyoruz. Boya olarak da boya takıntımız yok. Dursun belki kendi boyatabilir. Koltuklarına döşeme yapmışlar. Altlarında biraz problem var galiba ki üstüne döşeme yapmışlar. Ya da görsel amaçlı da yapılmış olabilir. Taban çalışıyor. Eyüp hiç araba yıkattın mı? Yıkattım abi. Su alma falan yok, var mı? Yok. Yok değil mi? Tamam su alma da yok. Güzel. Bugün bu arabada ekstra var. Sadece ekstra olarak jantı, eğir ve tavan olarak bir ekstrası var. Arabanın harici bir ekstrası yok. Yazılım var. Aynen. Gidişi nasıl sence? Yazılması lazım. Gidişi güzel abi Allah var. Mesela ne sıkıntı var? Ne hissettin? Sıkıntı bazen kendini korumaya alıyor. Demin abi de bindi mesela. Hı-hı. Dedi ki tekrar yazılsa güzel olur. Hani yazan sanki merdiven altında yazmışlar arabayı. Tamam daha güzel yazılır. Tabii tamam ki. Onu biz ayarlarız. Arabanın kozmetik olarak tek problemi sadece kirli olması. Tamam mı? İçi biraz kirli ve biraz dağınık araba. Biraz toplanacak. Biz bu arabayı da güzel bir hale getireceğiz. Dursun olmadı ön lastikleri ince ama kalıp olarak farklı olduğu için kalın duruyor. Onlar bir değişir. Jantlarını baştan bir daha boyatırız. Plastik aksamlarını komple yenileriz. Aşağı yukarı bize bu arabanın 20 milyar 25 milyar bir maliyeti olur. Doğru mu Dursun? Senle de biz bunu az önce hesapladık. Aynen. Sen tek problem yaşadığımız şey pazarlık aşaması. Seni burada bir ameliyat edeceğiz. Tabii izin olursa. Yalnız ben bu arabayı bir çalıştırdım. Şevkel abi beni kurtardı. Bize de mi lolo? Bize de mi lolo? Bu araba 248 bin deme. Evet abi. Volkan. Abi burada hayat 120'den başlıyor bak onu dikkat ettin mi? Yani ne demek? Yani abi demin Dursun Can'a yoldayken bir fotoğraf attım dedi ki abi dur yavaş gel falan 220 böyle çevirdim geliyorum. Var mı basıyor mu o kadar? Yok abi işte 120'den başlıyor ya. Adam gibi adam ya. Ne oldu abi? Dursun sesi güzel ha. Duman atıyor mu? Ne kadar duman o kadar randuman. Hellim. Tamam. Hellim. Abi. Hellim peyniri. Ne o? Dur. Dur bekle. Yalnız bu arabada bir sıkıntı var. Bu araba duman atıyor. Şey işte abi o modelinden artık yani. Yaş gelmiş. Yaş kemale ermiş. Sen bu arabaya alsat yapıyorsun değil mi? Evet abi. Bir de bunların bir yalanları daha var abi. Kroniktir böyle duman atar dizel araba. Bak kronik demedim. Yes. Senin söyleyeceğini ben söyleyeyim. Ha, tamam. Lan yok yazılım dumanı ya. Kapıyı biraz açayım mı? Biraz bence daha az bir şey aç. Yazılım numara. Eyüp'cüğüm ne zamandır sizde araba? Abi bu araba bizde... Sağ ol. Bu arabada muayene ne kadar var? 2023'ün ortaları abi. Tamam muayene var değil mi? Volkan yeter ama Volkan. Bu arabada film var komple camlarda. Ben sen mi çektirdin? Abi. Güzel. Önce, araba ufak tefek ayar da istiyor. Biraz ayarları kaçık arabanın tamam mı? Haliyle. İyi APP plaka var. Eskiden bilindik bir araba mı bilmiyorum. Koşturmuş mu bu araba? İnan ben de bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. Tamam. Olsa Honda gibi artık bunlar da biliyorsun. Evet. Dursun sen tur attın değil mi? Evet. Nasıl sence? Güzel ama elden geçmesi lazım. Seni bilmen lazım bir kere. Ben... Sen binersen almazsın. Sen binme. Binersem. Gel Umut. Sen bu arabaya bindin değil mi tur attın? Nasıl sence? İç güveysinden halince işte. Yani?
güzel. Kutuda falan boşluk var ama geri kalanı güzel. Yüreğinin falan sesi yok arabada. Değil mi? Yazılım istiyor mu tekrar? İstiyor. İstiyor mu? Ne problem gördün? Gaz yemiyor araba. Gaz yemiyor mu? Gaz yemiyor. Sonradan geliyor. Ha. Bir dikiliyor böyle abi yedikten sonra. Araba 2500'den sonra falan geliyor. Alt devirleri çok önemli. Bir tek açıyor abi. Bu. Ortaya tabii. 2500'e mi açıyor? Öyle bir özellik yapmışlar. Yani. Allah'tan kırmızı emniyet kemeri var ha. Yoksa almazdık ki artık. Yok, yoksa almaz. Allah'tan bizde kırmızı emniyet kemeri yok. Nasıl yapacağız? Kaç para diyorsun bu araba? Abi ben sizden 750 lira daha almayayım. Çok yatmadan böyle. Boynum dik bir şekilde değil mi Volkan abi? Niye arkada duruyorsun? Anlamadım. 129-750'ye mi ilanladın? Evet araba? Abi. 129-750'ye ilanlasa 750 lira böyle pazarlık hiç yapma. Ver hesabını oran 750 de atayım. Bedel. Adam gör. Doğru mu? Hayırlı olsun abi. Ver elini. Evet ver abi. Elini. Tek para söyleyeceğim. Pazarlık yok. 60. Dur yaklaş. Ya 60 mantıklı değil mi Volkan? Ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Mübarek gün bak oruçluyoruz Ramazan. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Tamam işte o yüzden diyorum abi. Niye orucunu bozuyorsun? Niye günaha giriyorsun? Ben şaka maka bir yana. Tek para. Uzatma. Dursun alacağız bayramda binecek. Tamam abi. Bayram şekeri. Güstrat komple siler misin? Hatıra gönlü bu arabayı verir misin? 9750'yim abi. Hayır 100 liraya. Uzatma. Bak olacaksa adam gibi beni hiç uğraştırma. Doğru mu? Ya zaten ben seni... Bir şey söyleyeyim. Yani ilk arabası Dursun ilk tabii arabası. Biz de araba alırken hep öyle yalanlar. Abi ilk arabam ya. Öğrenci. Ilk arabam değil mi? Evet. Evet. Tamam. Tek para. Pazarlık etme bize. Zaten düşeceksen, Volkan bir saniye. Düşeceksen, doğru mu? Tabii. Bizi uğraştırma. Baştan düş. Hayırlı olsun. Benim gidin notere. 129,5 diyorsun. Ben de sana 120 lira diyorum. Bak düşeceksen burada 2 saat seninle pazarlık yapmayayım. Hayırlı olsun diye ben de el sıkıyorum. Diyorsun ki tek de ameliyatını al git diyorsun. Evet, al ameliyatını. Yani bizden de kazanma. Dursun'u kazan. Bizi kazan. Doğru mu? Para kazanma. Abi ben sizi kazandım zaten. Hatırlıyor musun? Sana bir X5 vermiştik. Evet abi. Tamam mı? Abi. Geldiniz ağzımdan laf çıktı arabayı aldınız ertesi gün 150 milyar kar ettiniz ağzımı açtın mı? Ertesi gün değil abi bir saat sonra esnafın kapısına bıraktım. Ama bak ne esnafa oldu? Bıraktım hem de abi. Bu işler sırayla kardeş hayırlı olsun mu? Diyorsun ki ameliyatı. Hayırlı olsun mu 100 liraya? Volkan Ferhat abi, gel. Volkan abi ne diyorsun? Verecek abi Volkan mi? Abi kameranın arkasından bekle, gülüp duruyor. Dur bir saniye dur. Dur bir dakika. Bir şey yapacağım ondan sonra hafif gülümse. Fiyatlar mı? Hayır gülümse de verecek. Güldü demek ki verecek. Fiyat nerede? 129 dedi 100 dedim. Tamam ya bu dursun şimdi kaç... Yani sorun kaçıncı araba arabası diyecektir lan? Yok şey, 120 diyor. Ben de 100 dedim düz yap hiç bizi uğraşma. Benim altıma da bir şeyler kes ya. Tamam 100 düz hiç i̇şte. Uzatma oğlum öyle hatıra girme 100 lira hayırlı olsun tamam, tamam mı? Tamam hayırlı olsun. Abi verdi. Oğlum adam verdi. Beni niye çağırıyorsun? Verdi. Dursuncuğum abilerini al notere gidin hayırlı olsun yapın. Notere değil oğlum önce bir hastaneye gidip pansuman olmam lazım. O kadar mı ya? Kötü abi. Ben oğlum hesaplılara 100 liranı geri attım. 100 lira da benden sana. Gelemeyeceğim ya. Oğlum adam bypass yaptın ya. Ne incelemesi? Sen al altına sonra inceledin. Evet. Şey yap bunlar kaçmadan. Açayım mı kapıyı? Sen sonra. Oğlum bize geçtiyse. Bu muhaleye geçiyor mu? Yok. Kim diyor? Geçiyor buraya. Geçiyor. Bazı arabalar borcu olduğu için geçiyor. Sana yani Topaş'ta geçiyor. Hadi merak etmez olur. Geçer. Topaş'ta geçirmezsin ama genel olarak geçer. Otomobil ruhsatın içinde faturası var abi ya. En kötü ruhsatı işletiriz. Hazır aldık biniyoruz ha. Ne kadar duman o kadar randuman. Kırmızı kemer. Şey bak, abi. Şeye de gider. Neydi bunun? Bunun adı neydi? Bunun yolu şey abi. Üçüncü köprü yolu online. Neydi ya? Olsun bir şey olmaz. Hayırlı olsun dedik. Dursuncuğum siz notere gidin. Parasını ver. Hesabı at. Satışını al kardeşim. Allah kaza bile vermesin. Abi. Güle güle binersin abi, inşallah. Abi. Dursun ama Dursun binmeyi alıyor. Ama abi öyleyse sizin tercihinizde. Tamam. Dokuzuncu binmeyi alın arabamı. Geç kalmayın notere. Tamam mı? Saat çünkü 4:30. Yarım saatiniz var. Oo, hemen abi, satışı abi, al gel. Güzel. O bir videoyu yap. Arkadaşlarımız bizi izliyor. Ya bunu mu yaptın? Sabah da hani dolu duruyoruz. Peugeot'u at. Bak o Peugeot sıkıntılı olursa sıkıntıya girersin. Sana söyleyeyim. Şey ne oldu ya? Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hayırlı olsun. Arkadaşlar seviyorum sizi. Hoşça kalın. Araba da güzel ha Dursun. Hadi şanslısın. Tesisat yok arabada. Arka kabine bak. Bunu sobada yakarsa şeyden yapmış. Mukavva kağıdını dökmüş. Yere yandı. Suda kalmış. Kalı sağlıcakla seviyorum sizi arkadaşlar. Allah hayırlı etsin. Abi hayırlı paranızın olsun. Ayrını görün. Araban inşallah patlaya çıkar. Bizim köyden İş birine yok. Çıksın ben onu tokatlarım. Tamam alırsın sen. Kalı sağlıcakla arkadaşlar. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Dursun hadi Dursun. Arkadaşlar merhabalar. Dursuncum.
Hayırlı olsun. Güzel araba aldın. Ama araba almışsın. Ben hemen sana birkaç hediyem var. Onları sunacağım. Şimdi normalde arkadaşlar herkes Trend Yol kullanıyor. Trend Yol'da da birçok ürün var. Hepimiz biliyoruz. Ama ben dedim ki araç, aksesuar, modifiye, yedek parçaya dair Trend Yol'da ne bulabilirim? Trend Yol'a bir girdim. Yok yok. Ne ararsanız var. Ben de ihtiyacım olanlardan birkaç tanesini aldım. Bunları size uygulamalı şekilde göstereceğim. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl ediyorsunuz? Sizlerle bunları paylaşacağım. Şimdi bana eşlik et. Öncelikle Dursun çok eğlenceli bir karakter. Öyle olduğu için disko topu aldım. Bunu arabanın çakmaklarına takıyorsunuz. Teybin sesini açtığınızda müziğin ritmine göre bu disko topu arabanın içine ışık saçıyor ve eğlenceli bir ortam yaratıyor size. Bunu orada bulabilirsiniz. Çok şanslısın. İki tane de xenon aldım. Bunları biliyorsunuz. Mesela yolda gidiyorsunuz, seyir halindesiniz ama aracınızın kendi ışıkları etrafınızı çok fazla aydınlatmıyorsa bu işleri led xenonla görebilirsiniz. Bunları da farlarımızın içine ve sislerimize takıyoruz. Karanlık olduğunda daha bir ışık, daha bir aydınlık saçıyor. Bunlar da benim sana hediyem. Sonra American Park. Yani modifiye camiasına veya otomobil camiasına diyeyim. Olmazsa olmazı. Bu American Park'ın modülü bağlaması çok kolay. Montaj yapabilmen için sana bunun montaj kağıdını da içine koymuş mesela. Buradan tarifini vermiş, üstünde yazıyor. Çok basit. Bu ne işe yarıyor? Bunu bağlıyorsun, ayarı var. İstediğin kadar sinyal kısmını sabit yakıyorsun. İstediğin kadar böyle ayarını kısıp açabiliyorsun. Bunu da sana hediye aldım. Yani bunu sen biliyorsun ama bilmeyen arkadaşlar için ben burada özellikle tek tek paylaşıyorum. Motorun durumu iyi, doğru mu? Bir problem, bir sıkıntı yok. Ama sen diyorsun ki ben biraz kafamı rahatlatayım. Tamam mı? Bak sana bir tane de motor koruyucu aldım. Bu da koyuyorsun. Tamam, bu da motorundaki hem performansı düzenliyor hem de motorun ömrünü uzatıyor. Ha bu arada bak sana yine ne aldım? Ayak aydınlatma. Hem torpidonun altına hem koltukların altına hem de kapıların altına koyabiliyorsun. Bunun da birçok rengi var böyle. Hangi renk istersen o renk kullanabiliyorsun. Ayrıyeten uzaktan kumanda seçeneğiyle de istediğin zaman açıp istediğin zaman kapatabiliyorsun. Bu da kullanışlı. Güzel bir ürün. Bak daha neler aldım bak. Dedin ya tesisat var ama çalmıyor. Niye? Amfin yoktu. Sana bir tane de amfi aldım. Bak bak. Bu güzelliğimi unutma. Sileceklerini değiştirirsin diye iki tane de ön cama silecek aldım yeni. Ondan sonra cama aracın içine koku aldım. Aynalığa asarsın. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ve en önemlisi plakalığa, plakalığın altına takarsın diye. Hani beni seviyorsun ya, beni seviyorsun diye ben gittim kendi adıma yaptırdım ki beni sevdiğini tam belli ettiği plakalık. Bu da montajı çok kolay. Plakayı içine koyuyorsun, tırnaklardan oturuyorsun. Bu da böyle basit. Bu kadar işlemi yaptıktan sonra bir de bez aldım. Bununla da hem arabanın toz olan kısımlarını hem de iç kısımlarını komple silebilirsin. Arkadaşlar Trend Yol'da bu ürünleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Hemen sipariş ediyorsunuz. Geri iade de var. Satıcılarla birebir görüşebiliyorsunuz. Herkese hayırlı alışverişler. Kalın sağlıcakla. Hepinizi seviyorum.